Hepinize selam arkadaşlar, ben Furkan. Bugün dördüncü bir sel bitti. Overwatch 2'deki hasarcı karakterleri tanıtacağım. Geçen bölüm tank karakterleri tanıtmıştım. Şimdi sıra hasarcılara geldi. Şimdi öncelikle şunu ben bir söyleyeyim. Bu Ashe ve Kree arasında Binston diye bir karakter vardı, biliyorsunuz, robot. Ama o arkadaşımız ultisiyle beraber yaşattığı bug yüzünden bir süre oyunda olmayacak. O yüzden onu da tanıtamayacağım. Onun dışında buradaki şu an aktif olan bütün karakterleri size tanıtacağım. Evet. Bu kadar. Öyleyse ilk karakterimiz olan, fazla laf uzatmayalım. İlk karakterimiz olan Ashe ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar, Ashe hem böyle normal silah hem de dürbünü var bu silahın. Yani kısaca keskin nişancı. Yani dürbünlüyken vurduğu hasar daha fazla ama dürbünsüzken vurduğu hasar daha az. Şöyle göstermek gerekirse gördüğünüz gibi aradaki hasar farkını görüyorsunuz. Şimdi Ashe'in yeteneklerine gelelim. Shift yeteneği. Ashe eline bir pompalı tüfek çeker. Ve bunu ateşleyerek hem kendisini hem de isabet ettirdiği rakipleri geri uçurur. Ve aynı zamanda bunu Ashe herhangi bir şeyin üstüne çıkmak için de kullanabilir. Şöyle gördüğünüz gibi altına sıktığı gibi bayağı bir uzağa zıpladık burada. Ve bu botlar da kaldı böyle. E yeteneğimize gelelim. E yeteneği gördüğünüz gibi şöyle bir bomba fırlatıyor. Ve bu bombayı fırlattıktan 3 saniye sonra da gördüğünüz gibi patlayarak rakiplere yanıcı bir hasar uyguluyor. Eğer pardon, çok özür dilerim. Eğer E'nin bitmesini istemiyorsanız E'ye direkt sıkarak onu da patlatabilirsiniz. Şimdi gelelim ulti yeteneğine. Ultisine. Şimdi şöyle, ultisini attığınız anda şu buff'ı çağırır ve bu buff gördüğünüz gibi herhangi bir rakibe çarpana kadar ya da herhangi bir nesneye çarpana kadar koşar. Çarptıktan sonra da rakiplere hasar vermeye başlar. Az önceki gördüğünüz gibi. Evet, Ashe bu kadar. Buradaki karakteri geçelim. Şimdi fazla da ses çıkaramıyorum çünkü gece saat 3. Anladınız mı? Evet, şimdi gelelim. Jacid'e gelelim. Jacid. Normalde McCree diyordu çok oyuncu bunu ama artık Jacid olarak değiştirilmiş. Şimdi McCree'nin de pek bir basit yok. Şöyle gördüğünüz gibi elinde bir şey var. Bu silahın ismi. Bir dakika. Ulan silahın ismi. Evet, kısaca elindeki şerif diyelim. Valorant'tan şey yaparak. Yani sol tıkla normal ateşliyorsunuz ama sağ tıkla basarsanız böyle gördüğünüz gibi rastgele tarıyor. Şimdi ilk önce ben de E yeteneğini tanıtayım da. E yeteneği arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir bomba atıyor. Aynı Tresor'ın ultisi gibi diyeceğim. Daha onu tanıtmadık. Bir yere bomba fırlatıyor ve bu bomba herhangi bir yere çarptıktan sonra patlıyor. Eğer rakibin üstüne
şey yaparsak, fırlatırsak 2 saniye sonra bomba kendini patlatıyor. Yani bu böyle. Shift yeteneği, shift yeteneği de şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Mermimiz az kaldı. Ve merminizi değiştirmek istemiyorsunuz, hani hızlıca değiştirin diyorsanız shift atıyorsunuz ve shift böyle gördüğünüz gibi beyin gibi bir takla atıyor. Şöyle bir takla atıyor ve otomatikman silahınızın mermisini yeniliyor. Bunu şöyle komboluyorlardı eskiden, şeyi atıyorlardı, sersemliyordu. Gördüğünüz gibi. Sanırım bu Sadık'ın kafadan vuruşu yok mu? Var mı? Evet, ama ben bunu yeni fark ettim. Sadık'ın kafadan vuruşu yok. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Bir yere böyle ilerleme tuşlarına bastığınız yere doğru atılıyor. Eğer silahınızın mermisi azsa silahınızın mermisini de yeniliyor. Kısaca olay bundan ibaret. Şimdi gelelim ultisine. En güzel olan yere. Şimdi McCree'nin ultisine bastığınız zaman 7 saniyelik bir süreniz var gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ben bunu kısaca özetleyeyim. Az önceki gördüğünüz gibi McCree kendini böyle bir şey alıyor. Rakipleri odaklıyor. Eğer odaklamadan ateş ederseniz şöyle vücutlarına vuruyor. Eğer iyice rakibe odaklanıp vurursanız tank bile olsa kafadan tek yeme olasılığı var. Öyle bir karakter. Yani öyle bir ultisi var. Yani kısaca size böyle anlatayım bu karakteri. Ulan umarım sesim iyi geliyordur da anlattıklarım boşa gitmez sonra. Evet, şimdi gelelim Echo'ya. Echo'nun birinci oyundaki hali var bu arada. Niye ikinci oyun hali yok? Neyse, peki. Öyle olsun. Şimdiki Echo'dayız. Evet, Echo'nun pasifi de var bu arada. Pasifini anlatacağım zaten size. Şimdi gördüğünüz gibi Echo'nun silahı, yani eli 12 atışlık bir şeyi var. Ve gördüğünüz gibi böyle üçlü üçlü atıyor. Ama sizden bir biri gidiyor gördüğünüz gibi böyle bayağı. Yani size bu karakteri şöyle anlatayım. Nefret ediyorum. Bu kadar. Nefretimi kazanan başka bir karakter böyle yok yani. Şimdi shift yeteneğinde başlayalım. Shift yeteneğini attığınız gibi böyle ilerlediğiniz yöne doğru karakter böyle uçuyor. Hani bildiğiniz uçuyor, gerçekten uçuyor. Böyle bakın. A'ya basarsam sola, D'ye basarsam da sağa gidiyor. Bu shift'i pasifiyle komboluyorlar. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle. Bu karakterin pasifi zıplama tuşuna basıp tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi karakter bayağı süslüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi yeteneğini size şöyle göstereyim. Şimdi benim anladığım kadarıyla bu E yeteneği cana göre vuruyor ve canı az olan rakipler daha fazla vuruyor tabii, gördüğünüz gibi. Canı az olan bir birime böyle bayağı sert vuruyor ama canı full olan rakibe vuramazsınız bu E yeteneğiyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Mesela full canlı bir birime deneyelim. Gördüğünüz gibi robotun yarı canlı renk geldi. Buna böyle vuralım da. Gördüğünüz gibi canı, yani E yeteneği açıkken canı geri indikten sonra fena vuruyor.
Ve bu böyle. Sağ tıkıysa bir 3-4 tane böyle gördüğünüz bir şeyle bomba gönderiyor. Ve bu bombalar bir yere yapışıp patlıyorlar. Eğer rakibi atarsanız rakibin üzerine şey yapıyorlar ve öylece patlıyorlar rakibin üzerinde. Şimdi ulti yeteneği ulti yeteneği dedim, Allah belasını vermesin. Şimdi ultisi gördüğünüz gibi direkt rakibin yeteneklerine ve rakibin kendisine direkt klonluyor. Görmüyor. Ve bir rakibi kopyaladığınız zaman ultinin dolma süresi çok çok kısalıyor yani. Bayağı kısalıyor. Yani %100 diyebilirim ben buna. %100 olasılıkla ulti barını doldurma olasılığınız artıyor. Eko'yu anlattık, aynen Eko bu kadar. Şimdi gelelim Genji'ye. Evet Genji şampiyon tanıtımımıza hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi Genji şurken fırlatıyor. Evet. Az önce şeyi yanlış söylemeyeyim diye şeyini okudum. Silahın ismini okudum. Eğer bunu sol tıklarsanız böyle 3 tane ileri doğru fırlatıyor. Eğer sağ tıklarsanız böyle pompalı tüfek gibi şey fırlatıyor. Nasıl söyleyeyim? Yani bir öne, bir sola, bir sağ fırlatıyor. Eğer sol tıklarsanız da böyle 3 tane ileri fırlatıyor direkt. Şimdi Genji'nin pasifiyle başlayalım. Genji'nin pasifi gördüğünüz gibi duvarlardan tırmanma özelliği var Genji'nin. Ve aynı zamanda bu karakter Genji double jump yapabiliyor. Yani boşluğa bastıktan sonra bir kere daha zıplama tuşuna basarsanız havada zıplıyor. Ay istemeden öldürdüm lan, dur. İstemeden öldürdüm kardeşlerimden. Şimdi shift yeteneği şöyle gördüğünüz gibi ileri doğru atılıyor. Ve atıldığı sırada yani bu atılma sırasında bir rakibe hasar verebiliyor eğer ve atıldığı sırada rakibi öldürürse gördüğünüz gibi shift yeteneği yenileniyor. Eğer öldürmezse 8 saniyelik bir cooldown'u var. Olduktan sonra tekrar kullanabilirsiniz. E yeteneğini şurada göstereyim. E yeteneğini açtığınız zaman gördüğünüz gibi rakibe doğru rakibin düz vuruşlarını, yeteneklerini falan geri gönderebiliyorsunuz. Hatta ultilerini bile geri gönderebiliyorsunuz. Öyle bir şey bu. Ama geçen videoda dediğim gibi bu şeyler şeyleri durdum yani. Nasıl söyleyeyim? Mermi şeklindeki yetenekleri ve mermileri durdurabiliyor. Yani böyle nasıl söyleyeyim? İşte Z yeteneğini bununla durduramazsınız. Aynen böyle söylemek daha güzel oldu, daha iyi oldu. Şimdi gelelim ultisine. Şimdi ben ultiyi atmadan önce size şunu şey yapayım. Ultiyi attığınız anda genci yakın dövüşe şey yapar. Yakın dövüşe geçer. Şimdi gördüğünüz gibi. Böyle yakın vuruşta bayağı ölümcül hasarlar veren de karaktere dönüşür. Genji'nin ultisi de kısaca bu. Evet, bu karakteri böyle konuşmak doğru oldu. Şimdi gelelim kardeşine Hanzo'ya.
Şimdi gördüğünüz gibi Hanzo eş gibi böyle sniper bir karakter ve yay kullanıyor. Yay yok. Böyle uzaktan ve yakından bayağı ölümcül hasarlar verebiliyor bu karakter. Ne kadar karşınızdaki tank olsa bile gördüğünüz gibi tek attık yani. Bak şöyle bu uzaklıktan bulayım. Yine tek öyle. Kaçarı yok yani. Tresi'de de atılıyorum. Tresi'de de tek öyle. Şimdi Hanzo'nun pasifi gördüğünüz gibi böyle yine aynı gencilik gibi duvarlara tırmanabiliyor. Ve bunun pasifi sadece böyle. Bir de Hanzo havadayken double jump yapabiliyor. Tabi oyun bunu double jump diye adlandırmış ama havadayken atılabiliyor diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi havaya atılıyor bayağı ileri doğru. Şimdi shift yeteneği böyle sova E'si gibi duvarların arkasından oku attığı yerdeki rakipleri görebiliyor. Ve bunu bütün takım görebiliyor. Yani bu kısaca böyle. E yeteneğini geçelim. E yeteneği gördüğünüz gibi hani böyle şeyinize böyle yayınızı çekmeden size 5 tane ok fırlatma şansı tanıyor. Tabi hasarı biraz düşük ama yine de etkili. Tamamdır, şimdi sıradaki şeye geçelim, ultiye geçelim. Şimdi ultiye attığınız zaman gördüğünüz gibi ultiye attığınız zaman böyle bir ejder gönderiyor. Ve bu ejdere çarpan rakipler tek yemiyor. Bakın. Tek yemiyorlar. Ejderin yani ejdere dokundukları zaman ya da ejderin içinden geçerken bayağı bir canlarını yakıyor yani bu ejder. Yani bu da böyle. En iyi böyle anlatayım bu karakteri. Evet, şimdi gelelim Junkarata. Umarım doğru okumuşum bu karakterin adına. Yani bu abimiz de manyak. Bayağı patlatıcıları falan var bunun yani. Şimdi bunun pasifini bir gösterelim de. Şimdi arkadaşlar bu karakterimizin pasifi öldükten sonra yere bomba fırlatıyor. Şöyle bir ölelim göstereyim mi? Şöyle bir karakter öldü. Yere 6-7 adet bomba bıraktı öldükten sonra. Ve bu bombalar bayağı bir ölümcül hasar veriyor yani. Ben bu bombalara takılıp çok öldüm. Onun için dikkatli olun. Onun dışında abimizin elindeki silah bomba atar. Hani Demoman gibi düşünün ya. Demoman gibi. Şimdi shift yeteneği gördüğünüz gibi yere bir bomba fırlatıyor. Burada gördüğünüz gibi az önce gibi. Rakibe yapışmıyor. Bunu böyle duvarlara yapıştırabilirsiniz ama rakibe yapışmaz. Ve bu bombayı aynı Raising Q'su gibi böyle şey yapmak için kullanabilirsiniz. Yani bir yerden bir yere çıkmak için. Tabi ben yapamadım ama çözdüğüme de dahil. Gördüğünüz gibi böyle bomba jumplar yapabiliyorsunuz yani. Onun dışında hani bu bombaya takılan rakipler de gördüğünüz gibi bayağı bir şey yapıyorlar. Bunları da bayağı bir bomba geri itiyor ve ciddi düzeyde hasar veriyor. Şimdi gelelim E yeteneğine. Lan dur, oyun beni trolledi. E yeteneği şöyle bir kapan gördüğünüz gibi, ayı kapanı.
Bunun üzerine gelen rakipler 5-6 saniye boyunca böyle takılı kalıyorlar. Ondan sonra serbest kalıyorlar. Ve gördüğünüz gibi bu kafamda bayağı da hasar veriyor. Şimdi gelelim ultisine. Ultisi tam bir böyle hani canlı bomba gönderiyorsunuz, anladın mı? Bunu böyle safe bir yere koyuyorsunuz karakterinizi ve ultiyi gönderiyorsunuz. 10 saniyelik bir şeyi var ve 100 canı var. Bu böyle gidiyor gidiyor. Sol tuşa bastığınız anda bombayı patlatıyor. Bu bomba hani tank olsanız da öldürüyorsunuz sen bir şey yani. Size öyle söyleyeyim. Şimdi geçelim sıradaki karakterimize. Evet, M'ye geldik. Bizim UFO karakterimiz. Bu oyundaki UFO'lardan birisi yani sadece. Ben şuraya bir tank çağırayım da ölmesin. Şimdi bu karakterin bir pasifi yok. Yani düz bir karakter. Ama elindeki her şey zaten elindeki silahından kaynaklanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu robot böyle normal gidiyor. İlerle abim. Siz buna sol tuşla vurduğunuz zaman gördüğünüz gibi hareket hızı bayağı bir yavaşlıyor. Yani sol tuşu bu işe yarıyor kısaca. Ve yanlış bilmiyorsam eğer kaldırmadıysalar dondurma özelliği de var. Hayır, yokmuş. Ama gördüğünüz gibi normal şöyle sadece vurarak divanın canını ne kadar indirdik yani. Diva diyor ki vuş işte şuna o zaman Mehmet. Onun dışında sağ tıkı da gördüğünüz gibi şöyle buz parçası gönderiyor ve bu buz parçası bayağı da hasar veriyor kafadan. Vücuttan o kadar vermiyor yani gördüğünüz gibi. Ama yine de böyle sol tıkla hem rakibinizin hareketini kısıtlamak hem de böyle can çektire çektire ölmelerine neden oluyorsunuz. Şimdi E yeteneği gördüğünüz gibi şöyle Sage'in E'si, pardon Sage'in C'si gibi. Bununla bir buz parçası koyuyor. Yani bu da bayağı şey yani. Hasarlara dayanıklı ama bir 5 saniye sonra falan hemen kalkıyor. Evet, gelelim shift yeteneğine. Yani shift yeteneğini bastığınız zaman karakter otomatik olarak kendi canını dolduruyor. Yani kısaca bu. Karakter kendi kendine canını dolduruyor. Ve birkaç saniye boyunca böyle 5 saniye boyunca falan hasar verilemiyor. 5 saniye geçtikten sonra buzun içinden çıkıyor. Bu arada bu E'yi gördüğünüz gibi şöyle E'ye basarak şekillendirebiliyorsunuz. Sağ tıkla da iptal edebiliyorsunuz. Sol tıkla gördüğünüz gibi koyuyorsunuz. Gelelim ultisine. Bu ulti böyle nasıl söyleyeyim? Şu an kelimeleri nasıl açıklayacağımı düşünüyorum. Ultiyi attıktan sonra bir yuvarlak içinde bütün birimlere hasar veriyor ve birimin yani gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak yağının içindekilere hasar veriyor ve bunları donduruyor. Bu donmaları da gördüğünüz gibi kafadan tekmelerine neden oluyor. Hasarcıların tabi. Yoksa tanklara böyle tek atamazsınız ama hani bunlar rakipler donduğu için bir 3 saniye boyunca bayağı tank açılana kadar zaten siz ona bayağı gidiyorsunuz böyle sağ tıkla yok ediyorsunuz. Evet. Overwatch 2'deki main'ime geldik şimdi. Evet. Şimdi bu ablamızın elindeki silah gördüğünüz gibi bir bomba atar. Hatta bazuka. Gördüğünüz gibi aynı foil gibi şöyle ileri doğru bir bomba gönderiyor. Hani animasyonu iki kere yaptı.
Yani bayağı da hasar vermiş. Tank üzerini göstereyim. Gördüğünüz gibi yarı can attık iki mermide Zarya'ya. Şimdi arkadaşlar bu ablamızın pasifi boşluk tuşuna basılı tutarsanız gördüğünüz gibi jetpack ile uçuyor. Yani bu ablamız böyle jetpack ile bayağı uçuyor yani. Bunu sağ tık ile de yapabilirsiniz ama böyle zıpladıktan sonra kullanmayı tercih ederim. İşte bu böyle sürekli olarak yenilendiği için hani böyle jetpack kullandım aa bitti falan hemen olmuyor. Jetpack kullanıyorsunuz ve kendi yenilediği için yavaş yavaş aşağı iniyor karakter. Bunu da söylemek istedim. Onun dışında bu elindeki silahıyla kendine hasar verebiliyorsunuz karakterin kendisine. Neyse şimdi gelelim yeteneklerine. Şifte attığınız gibi gördüğünüz gibi karakter havaya doğru uçuyor. Yani. Havaya doğru kendini fırlatıyor. Ve bu sizin jetpackinizden enerji yemiyor. Yani dönüyorum. Şöyle uçtum. Biraz daha uçayım. Bundan sonra yavaş yavaş da aşağı ineyim. Hani aynen şey gibi, eko gibi. Havada durarak böyle havadan insanlara sıkıntı çıkarmalı bir karakter. Onun dışında E'si de tam 10-10'luk bir karakter. Şey, 10-10'luk bir şey E. E'yi attığınız gibi gördüğünüz gibi eğer attığınız alanın içindeyseniz sizi de geri fırlatabiliyor. Ama gördüğünüz gibi rakipleri de böyle gördüğünüz gibi geri fırlatıyor. Hem de bayağı bir fırlatıyor yani gördüğünüz gibi Zarya'yı aşağı attı az önce. Bakın tekrar attı. Şimdi ultisine gelelim. Gördüğünüz gibi ultisi eğer havadaysanız karakter kendini havada sabitler ve bir sürü roket gönderir. Bu roketler önümüzde bayağı bir ölümcül yani. Evet, bu karakterde bu kadar yani tankları açıklarken işte şöyle böyle falan diyoruz. Hasarcılar düz yani. Video kaç dakika oldu bu arada? Bir kontrol etmeme izin verin lütfen. Yarım saat oluyor. Şimdi Reaper'ın elinde gördüğünüz gibi iki tane pompalı tüfek var. Bayağı pompalı bunlar. Pompalı tüfek demeyeyim de. Saçma atan silah var. Bu silah böyle görünüş şöyle göstereyim. Uzaktan fazla vuramazsınız. Ama böyle bir tankın dibindeyken anasını derlersiniz anladın mı? Biraz hasar yiyelim. Şimdi Reaper'ın pasifini şöyle göstereyim size. Reaper'ın hani Reaper bir dakika şöyle göstereyim. Reaper herhangi bir düşmana hasar verdiği zaman gördüğünüz gibi canı önemli bölgede doluyor. Hani böyle illa sol tıkta vurmanıza gerek yok. Ultisiyle zaten bu can pasifini direkt şey yapıyor. Pasifi bastık yani. Shift yeteneğine gelelim. Shift yeteneği gördüğünüz gibi birkaç saniye boyunca Reaper bir 5 saniye boyunca dokunulmazlık kazanır. Artı hareket hızı kazanır. Ve bunu Reaper kendi isteğiyle de bozabilir. E yeteneği de şöyle göstereyim. Reaper baktığı yere doğru ışınlanır. Gördüğünüz gibi Reaper bayağı isterse bunu tavanlara da atabilirsiniz. Bir gelsin tekrar yetenek. Gördüğünüz gibi böyle çatılara da atarak çıkmanızın
imkansız olduğu yerlere de çıkabilirsiniz. Şimdi gelelim ultisine. Şöyle biraz asarlayayım da. Açıkçıyla ne kadar uyumlu bir ulti olduğunu göstereyim diyor. Şimdi geldik ultisine. Reaper etrafındaki rakiplere gördüğünüz gibi şöyle hasar verip yakınındaki düşmanlara. Gördüğünüz gibi canımız direkt fullendi. Ve Reaper bu kadar yani. Yani ultide sizin yapmanız gereken bir şey yok. Reaper otomatikman etrafa vuruyor yani. Evet. Bu kadar. Şimdi gelelim yeni karakterimize. Bu karakteri tanıtmıştım doğru bir şekilde. Benim burada tek doğru tanıtamadığım karakter Kiko. Pardon, Kiriko. Onu da cancılarda tanıtacağım. Şimdi bu ablamızın bir pasifi yok. Yani pasifi diyebileceğimiz silah var. Silah şöyle gördüğünüz gibi 45 mermili bir silah. Herhangi bir teknesi yok bu silahın. Yani bayağı düz böyle gidiyor. Sadece arada sırada bir yukarı aşağı yapıyor silah. Dönüyor. Uzaktan da bayağı ölümcül hasarlar veriyor. Uzaktan yakından aynı hasarı veren bir silaha sahip. Ve aynı şekilde bu elindeki silahla yanlış bilmiyorsam. Evet. Herhangi bir yetenek de değil. Elindeki silahla herhangi birine hasar verdiği zaman gördüğünüz gibi şu altta %100 yazan bir şey var. Eğer sağ tıklarsanız gördüğünüz gibi şey yapıyor. Bu silah charge'lıyor. Üzerde kalsın. Şimdi gördüğünüz gibi bu silah charge'lı halinin ne kadar... Ben bir şey yapmıyorum. Ne oldu? Oyun takıldı. Evet. Overwatch sunucuları gördüğünüz gibi. Heh. Oğlum oyundan attı, şaka gibi ya. Oğlum hayır, dur lan, video yapıyoruz şurada. Evet. Ben niye her video çektiğim zaman Overwatch'ta böyle şeyler yaşanıyor? Bir bağlansın bakalım. İnternetimde yanlış bilmiyorsam herhangi bir şey yok. Evet, internetim normal. Tellam ya. Ne güzel anlatıyorduk şurada, anasını satayım. Yalnız böyle yaptığına göre bağlanmayacak. Saat 4, değil mi? Daha 4 bile olmamış. Allah'ım ya. Arkadaşlar ben hemen bir videoyu durdurayım. Hemen geleceğim sizlerle yine. Evet. Ufak bir aksilikten sonra hemen geri geldik arkadaşlar. Daha doğrusu geri geldim. Şu an test ediyorum sunucularda bir şey var mı diye. Şimdi karakterimin sol tıkı bu. Sağ tıkı da silahının sol vuruşuyla güçlenen bir şey var. Gördüğünüz gibi aslan vurursanız az hasar verir. Yani bu silah bu kadar. Zarya'nın da Zarya gitmiş. Zarya geri gel. Ve gördüğünüz gibi Zarya'nın yarısından fazla bir canını aldı götürdü. Onun dışında shift yeteneği bastığınız gibi gördüğünüz gibi ileri doğru şey yapıyor. İleri doğru atılıyor. Eğer boşluğa basarsanız da uzun bir sıçrayış yapıyor karakter. Yeteneğini de göstereyim. Gördüğünüz gibi yeteneği attığınız zaman
herhangi bir yere çarptıktan sonra rakibin, yani rakip o alan içerisinde ise rakibe hem yavaşlatma uyguluyor hem de bayağı bir canını yakıyor rakibin. Gördüğünüz gibi herhangi bir çarpma hasarı da yok. Gördüğünüz gibi ulti yetimi de sağ tıkını güçlendiren bir yetenek. Yani bu karakterde bu kadar. Şimdi gelelim hasarcıların atasına diyebileceğimiz bir karaktere. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı bir yaşlı bir abimiz. Şimdi arkadaşlar, soldier gördüğünüz gibi normal bir silah kullanır. Elinde normal bir tüfek, 30 mermiler. Ama bu silah böyle kontrol etmediğimiz zaman yukarı doğru uçuyor. Shift yeteneği gördüğünüz gibi, shift'e bastığınız anda ileri doğru gidiyorsanız soldier koşmaya başlar. Eğer herhangi bir çatışma ortasındaysanız sol tıka bastığınız anda kendini durdurur. Hatta direkt durmanız bile yeteneği iptal eder yani. Ve bu yeteneğin bekleme süresi falan yok. Yeteneği için bir hasar alayım mı? Yeteneği gördüğünüz gibi yere şöyle bir can aleti atar. Yanlış bilmiyorsam bunu rakip kıramıyor. Ve hem çemberin içindeki dost birimleri hem de size can veriyor. Sağ tıkı gördüğünüz gibi şöyle 3 tane bomba gönderiyor. Gördüğünüz gibi. Bu bombaların kafadan vuruşu falan yok yani. Şimdi ulti açtığınız anda soldier dönüşüm kendi kendine vurmaya başlıyor. Kısaca elini bot atıyor yani. Ulti. Ya ultiye en iyi böyle açıklarsınız abi. Karakterin ultisi aimbot açıyor. Ve reload, yani mermi ulti sırasında mermiyi değiştirmek çok kısa sürüyor. Yani bu kadar. Yani az önce gördüğünüz gibi bir karakteri kilitlendiği zaman ona sağ tıkla böyle vurabiliyorsunuz. Ultisindeyken. Neyse, yeteri kadar boş yaptık. Şimdi gelelim benim son zamanlarda oynadığım karakterimize, Sombra. Şimdi Sombra'nın elinde gördüğünüz gibi 60 mermili bir hafif makineli var. SMG desek daha doğru olur. Ve Sombra'nın, evet, pasifi var, unuttum ben onu. Şimdi şöyle göstereyim size. Sombra'nın pasifi gördüğünüz gibi canı az, yani canı %40'ın altına inmiş rakipleri böyle görebiliyor. Tabi canı daha az olan rakipleri şöyle kırmızı kırmızı parlaya parlaya görüyor duvar arkasından. Onun dışında can alırlarsa veya ölürlerse gördüğünüz gibi gözükmüyor. Ha bakın, burada oradaki şey bile gözüküyor yani. Şimdi gelelim şık yeteneğine. Şık yeteneğini attığınız anda Sombra görünmez olur. Ve görünmezken de hareket hızı kazanır. Onun dışında bir rakibin dibine girerseniz rakip sizi görür. Şimdi E ve F yeteneği zaten aynı şey. Yani aynı bokun lacivertli gibi bir şey.
şeyi attığınız zaman yani dönüz ve E'yi atıyorsunuz ve bir daha R'ye basarsanız E'nin olduğu yere ışınlanıyorsunuz. Eğer diyelim ki hani ışınlanmak istemiyorsunuz, daha iyi bir yere teleport kurmak istiyorsunuz, F'ye basarak E'nizi iptal edebiliyorsunuz ve başka bir yerde de E'nizi koyabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi yine E'nize ışınlanabiliyorsunuz. Yani bu E'nizin attıktan sonra bir 5 saniyelik bir cooldown'u var. Şimdi gelelim Sombra'nın sağ tıkına. Gördüğünüz gibi sağ tık attıktan sonra rakibin, yani rakip yetenek kullanamıyor ve duvar arkasından şöyle gördüğünüz gibi gözükebiliyor hem size hem takım arkadaşlarınıza. Ve şimdi gelelim ultisi EMP'ye. EMP'yi attığınız zaman yakınınızdaki düşman birimleri hacklersiniz ve hasar verirsiniz. Zaten hack'in az önce ne olduğunu anlattım size. Hack dediğimiz birimler yetenek kullanamıyor ve duvar arkasında görünür oluyor. Şimdi sonra bu kadar. Zaten az önce söyledim. Yakınımızdaki düşmanlara hackleyip hasar veriyor diye. Gördünüz zaten. Ha, onun dışında bu hacklemeyi saatlikle şey yapabiliyorsunuz. İyileştirmelere yapabiliyorsunuz. Şöyle şuradan bir hasar yiyelim. Evet, bu hackleme sırasında hasar yersiniz de. Gördüğünüz gibi hackimiz bozuluyor. Ya bu canları hacklemek ne işimize yarıyor diye sorarsanız, canları hacklediğimiz zaman rakip takımlar bundan faydalanamıyor ve yılların dolma süresi, yani bu canın buraya gelme süresi yarıya iniyor. Evet, sonra da bu kadar. Hemen gelelim Symmetra'ya. Symmetra, ben buna karma diyorum. Şimdi bağlamamızı tanıtalım. Şimdi gördüğünüz gibi elindeki silah, her şey zaten bu elindeki silahında var. Elindeki silahıyla sol tıkla basıp tutarsanız ve bunu rakiplerin üzerinde fazla tutturmaya başlarsanız bu silah parçalanıyor ve sol tıkla daha fazla vurmanıza neden oluyor. Onun dışında söyledim zaten, 100 mermisi var. Eğer sağ tık yaparsanız sağ tıkta silah çarşılıyor ve uzağa vurması, yani uzağa vurmasını sağlıyor. Yakından sol tık, uzaktan sağ tık ile şey yapıyor bu karakter, yani kısaca. Onun dışında bir şey yok. Şimdi gelelim Shift'ine. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane mini taret gönderir. Ya bunlar mini taret, tek vuruşta kırılıyorlar. Yani bu aynen, bu taletler böyle çok dayanıksız ve sadece 3 tane atabiliyorsunuz. Bir tane attıktan sonra üçüncüsü parçalanıyor. Pardon, ilk attığınız parçalanıyor, bu geliyor sonra. Yani bu, bunda çok bir şey yok. Onun dışında E yeteneği. E yeteneği böyle baktığınız yere doğru bir teleport açar ve sizin dibinize de açar. Bu teleportun gördüğünüz gibi şöyle bir canı var. Bu can bittikten sonra şey oluyor. Yok oluyor. Veya belirli bir süre sonra zaten kendisi yok olabiliyor. Şimdi ultisine gelelim. Yani buna Q'ya basarak yerini değiştirebiliyorsanız, isterseniz size doğru isterseniz de karşınızı kapatacak şekilde.
Ulti attıktan sonra gördüğünüz gibi karşıdaki rakipler bu duvarı süresi bitene kadar kıramıyorlar. Evet, bu karakter de böyle. Birkaç saniye bir teleporta sahip. Basit bir karakter. Bu arada az önce niye kırıldı anlamadım. E'ye bastığım için kırıldı. Evet, E'ye bastığınız zaman da yok oluyor. Şimdi gelelim bu oyunumuzun şeyine. Engineer'a gelelim. Yani ben buna kısaca engineer demek istiyorum. Neyse, şaka bir yana. Şu karakterimizin elindeki silah sol tıkla şu gördüğünüz gibi düz mermi atıyor bu mermilerde. Uzaktan yakından aynı hasarı veriyor. Ve bir de silahımızın sağ tıkı var. O da gördüğünüz gibi saçma atıyor yani pompalı. Yani yakından böyle ay vuramıyorum falan diyorsanız yakına girin. Pompalı tüfek misali. Vurun milletin ağzına. Ve diyelim karşınızdaki adam uzakçı bir karakter mi? Vurun kafasına bu sol tıkla. Şimdi shift'i gördüğünüz gibi talet atıyor. Bu talet yani otomatikman böyle. Aa, elindekine vurmuyor lan. Yani gördüğünüz gibi bu talet böyle, herhangi bir şey yok. Eğer canı azalırsa vurarak tamir ediyorsunuz. Onun dışında F'ye basarsanız talep yok oluyor ve 10 saniyelik bir cooldown'u var. Şimdi az önce E yeteneğini gösterdim. E yeteneği birkaç saniye boyunca böyle... Ulan böyle demekten yeter be, böyle demek istemiyorum. E yeteneğine bastığınız zaman hareket hızı kazanırsınız. Ve gördüğünüz gibi 100 canlık bir kalkan kazanırsınız. Şimdi tabii size koyup göstereyim size. Talete vurmuyoruz ki anasını satayım. Neyse, karakterimizin gelelim ultisine. Gördüğünüz gibi karakterimizin ultisi şöyle yere ufak ufak lav fırlatıyor. Bu lavın üstünden geçen rakipler bayağı ölümcül hasar yiyorlar. Ama bir süre sonra tabii ki bu şey kalkıyor. Yetenek kalkıyor. Şimdi gelelim Tressler'ımıza. İlk oyundan bu oyunu. Şimdi Tressler'ın bir pasifi yok, aynen. Tressler, yani Tressler düz bir karakter. Öyle söyleyeyim size. Shift yeteneğiyle ileri doğru atılabiliyor. Eğer isterseniz sola atılmak için A, sağ atılmak için de D'ye basabilirsiniz. İsterseniz geri de atılmak için S'ye basarsınız yani. Yön tuşlarına bağlı olarak bir atılma mekaniği var. E yeteneği de hani Ekko'nun ultisi gibi ama patlamayan hali diyelim. Tracer gördüğünüz gibi az önce hasar yedi. Ve yine az önce hasar yedi. Yani kısaca bu yeteneği şöyle anlatayım. Gördüğünüz gibi ben burada hasar yedim. Bekliyorum. Gördüğünüz gibi canım azaldı. E'ye bastım. Az önceki can miktarına geri döndüm. Onun dışında elindeki silah çift elli bir silah kullanıyor. Bayağı taratmalı bir silah. 40 mermili. Ve zaten Tress'in amacı böyle sürekli olarak heyyalim işte buraya
Bekleyin rahatsız ettim. 5 kişi adamlar. Hop eğimiyle geri çıktım. Kafada bir karakter olduğu için. Hani kurcalamaya gerek yok. Şimdi gelelim ultisine. Böyle ultisi rakibe yapışabiliyor ama yere de hani yanlışlıkla yere de yapıştırabilirsiniz. Böyle şıkta gittiniz adamın dibine. Ultiye bastınız. Gördüğünüz gibi. Hani zaten yapıştığı için hani tankın canı full sete katmıyor ama cidden böyle ölümcül bir hasar veriyor. Ben şu şeye odaklandım. Dur. Son karakterimiz kaldı zaten. Hani sıra sıra böyle zaten. Shift ile şey yap. İleri atıl. H ile geri çık. Ya da shift ile attım ulti. E ile hemen geri çıktım. Baktım adam öldü yani. Şimdi gelelim Windowmaker'a. Windowmaker here. Şimdi gördüğünüz gibi Windowmaker hem elindeki silahıyla sniper hem de böyle gördüğünüz gibi normal taratmalı silahı da dönüşebiliyor. Yani bu bunun silahı da az önceki bu şey gibi Sojourn gibi ama hani bu silah daha az hasar veriyor bunda. Yani böyle uzaktan böyle vuracağınıza şöyle odaklanıp tak diye milletin kafasına tek atarsınız yani. Şimdi Windowmaker'ın da yetenekleri aslında basit. Şimdi gördüğünüz gibi AC ile başlayalım. AC gördüğünüz gibi yere bir tuzak kuruyor. Ve bu tuzağa basan rakipler 5-6 saniye boyunca böyle bir hasar yiyorlar. Devamlı olarak ve gördüğünüz gibi az önceki gibi duvar arkasından görünür oluyorlar. Bu arada dürbünü dürbünle moça amına koymayın. Lan kendi kendimi videoda nasıl görmüyorum ya. Neyse. Silahı gördüğünüz gibi sniper'a dönüştürmek için sağ tıka basılı tutmanız gerekiyor. Yani dürbün atmanız gerekiyor. Yoksa normalde böyle karartmadı. Sniper'dayken de 5-5 mermi yiyor. Shift yeteneği de şöyle gördüğünüz gibi. Baktığınız yere doğru bir kepçe fırlatıyor. Ve eğer kepçe bir yere değerse Windowmaker oraya doğru atılıyor. Mesela şu mesafeden buraya atılabiliyorum. Yani kısaca böyle. Ve ulti yeteneği basit ve pratik. Böyle bir 10-15 saniye boyunca bütün rakiplerin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Yani gördünüz mü? Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz kaç dakika oldu? 7 dakika mı oldu? Oha bir saat. Oğlum bir saat boyunca ben nasıl tanıttım bütün karakterleri ya. Yani arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz da aksilik yaşadık. Aksilik yaşanmasa yine bir şey olurdu. Video bir saati geçmezdi ama böyle görünüyor. Bütün karakterleri tanıttım. Ve yani bu video için biraz uğraşacağım çünkü hani şey yapacağım mesela. Hani burada bunu tanıttım, şurada şunu tanıttım falan yapmaya çalışacağım. Yani böylelikle karakterleri basit bir şekilde tanıyabileceksiniz. Nereden neresin, neresi nereye falan diye. Neyse sadece karakterlerimiz de bitti. Şimdi kaldı support karakterlerimiz. Şimdi support karakterlerimizi şöyle göstereyim size. Yani support karakterlerimiz de aslında hasarcılar gibi basit pratik ama hani şu tankları tanıtmak gerçekten izzet ya.
Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar. Artık ne zaman izliyorsanız. Hoşça kalın.